TİGEM, yani Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin köklü ve öncü kuruluşlarından biri. Bünyesinde pek çok faaliyete yer veren kuruluşun çeşitli çalışma alanlarından biri de atlar. TİGEM, arabatı yetiştiriciliğinde çok büyük bir faaliyet yapmaktadır. Hatta bir devdir. Gen kaynakları açısından Arap atırıklarının tamamını büyük bir dikkatle bünyesinde barındırır ve bunlarla ilgili üretim faaliyetinde bulunur. Bugün TİGEM'e bağlı at yetiştirme ve ıslah çalışmalarının yapılmakta olduğu işletmelerin eski isimleri Hara, hatta Çifrikat-ı Hümayun'du. Osmanlı Devleti'nin daha ilk yıllarında kuruldu Çifrikat-ı Hümayunlar. Amaç, ordu ve sarayın iaşe ihtiyacını karşılamak ve at yetiştirmekti. Çünkü Osmanlı ordusu için tıpkı Orta Asya Türklerinde olduğu gibi atın vazgeçilmez bir önemi vardı. At, Osmanlı'yı zaferden zafere taşıyordu. Bu yüzden de son derece değerliydi. Ancak tarih kitapları gösteriyor ki, atlar sadece ordu için değil, eşraf ve halk tarafından da önemsenirdi. Avrupa'da ise aynı dönemlerde henüz haralar yoktu ve Avrupalıların pek çoğu at yetiştiriciliğinden habersizdi. Atı ıslah etmek ve yetiştirmek konusunda titiz davranan Osmanlı İmparatorluğu konuyu öylesine önemsiyordu ki ülkenin farklı yerlerinde 3,5-4 milyon dekarı bulan bir arazi varlığı bu konuya ayrılmıştı. Örneğin Osmanlı Devleti'nin ilk at yetiştiriciliği merkezlerinden biri olan Karacabey İşletmesi, 1300 yıllarında kayınpeder Köse Mihal tarafından kızı Holifera yani Nilüfer Hatun'un drahoması olarak Orhan Gazi'ye verilmişti. Orhan Gazi, "Biz özge bir devletiz. Benim malım devletin malıdır." diyerek bu araziyi devlete bağışlamış ve burada Osmanlı ordusunun at ve keçi ihtiyacını karşılamak üzere Çifrikat-ı Hümayunu adı altında hara kurulmuştur. Ardından da burada Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde önemli bir rol oynayan Akıncı birlikleri için at yetiştiriciliğine başlandı. Cumhuriyet sonrası da varlığını sürdüren ve 1926-1983 döneminde adı Karacabey Harası olarak değiştirilen işletme müdürlüğü, bugün de TİGEM'in gözde merkezlerinden biri. Ya burası Türk atçılığına neler yetiştirmiş, Nalbant yetiştirmiş, ne jokeyler yetiştirmiş, Ekrem Kurt buradan yetişmiş. Yani burası derya gibi bir yer. Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün Çifrikat-ı Hümayun'dan yani devlet çiftliğinden bugünkü modern tarım işletmelerine uzanan öyküsü uzun. Ancak Karacabey, asırlardır Anadolu topraklarındaki en iyi atların yetiştirildiği birkaç önemli merkezden biri. Bu göz alabildiğine uzanan topraklarda yetiştirilen Safkan Arap atlar, 12 değişik baba kan hattı ve 48 ana kan hattından üretilmekte. İşletme kadrosundaysa irili ufaklı 368 baş Safkan Arap atı mevcut. Bünyesinde tarım ve hayvancılığa ilişkin çeşitli faaliyetler de yürütülen Karacabey İşletmesi'nde asırlardır bu taylar gibi pek çok nesil yetişti, yetiştirildi. Tarih kokan binalarında, haralarda, padoklarda dolaşırken görüyorsunuz ki taylar burada mutlu. Bakımları iyi, egzersizleri düzenli. İleride belki de önemli koşullarda şampiyonluklar elde edecekler. Yıllarca akıllarda kalacaklar. Hipodromlardaki heyecan ve coşkunun kaynağı olmaya devam edecekler.
TİGEM sadece Karacabey'de değil, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü ve Sultan Suyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde de safkan Arap atı yetiştiriciliğiyle meşgul. Her üç işletmede hem köklü bir tarihe sahip hem de yılların verdiği deneyim ve profesyonelliğe. 12 baba, 48 ana kan hattıyla TİGEM, dünyadaki en geniş Arap atları kan hattı yelpazesine sahip kuruluştur. TİGEM'e ait haraların arazi büyüklükleri, iklim ve doğa şartları at yetiştiriciliği için son derece uygun. Toplamda 3 işletmesinde 350 baş kısrak ve 40 baş aygırla modern şartlarda safkan Arap atı yetiştiriciliğine devam eden TİGEM'in tarihi öneme sahip bir başka işletmesi de Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü. Halk arasında çifteler harası olarak da bilinen işletmenin kuruluş öyküsü de oldukça ilginç. At yetiştiriciliğinin Kumarcı Mustafa adıyla bilinen bir derebeyine ait olduğu 1800'lü yılların ilk döneminde başladığı bu topraklar, sonraları Çiftlikat-ı Hümayun adı altında işlevini devam ettirmiş. Cumhuriyet döneminde bir ara kapatılan, daha sonra çalışma alanları genişletilerek yeniden açılan Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, bugün Türkiye'de Arap atı yetiştiriciliği alanındaki önemli adreslerden biri. Zaman içinde işletmenin faaliyet alanları genişleme göstermiş ama at yetiştiriciliği her zaman buradaki özel konumunu korumuş. İşletmede yetiştirilerek yarışseverlere satılan taylar hala sahaların en gözde isimleri. Örneğin 2009 yılında sadece bu işletmeden satılan 77 baş tay, bugün yarış sahaları için taze kan ve yeni heyecanlar için umut kaynağı. Padokta koşan bu atın adı Ben Anadolu. O, yetiştirildiği bu işletmenin adını taşıyor. Buradaki pek çok Arap atından biri. Bu at, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde safkan Arap atı gen kaynağının bozulmaması için verilen uğraşın somut bir göstergesi. Ve Sultan Suyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü. Burası da TİGEM'in tarihi önem taşıyan işletmeler arasında. 1865'te, bundan tam 145 yıl önce safkan atlar yetiştirmek amacıyla kurulan bu işletme, 1908 yılına, yani meşrutiyetin ilanına kadar Çiftlikat-ı Hümayun olarak anılmış. Daha sonra lağvedilerek hazineye devredilmiş. Cumhuriyetin ilk döneminde yeniden eski canlılığına kavuşan ve o dönemde Türkiye'de Arap atı yetiştiriciliğine en fazla önem verilen yer olan bu topraklarda, şimdilerde de parlak bir dönem yaşanıyor. Çünkü işletmenin bulunduğu arazinin toprak yapısı, bitki örtüsü, su kalitesi, hatta bölgenin iklim şartları safkan Arap atının ırk özelliklerinin bozulmadan yetiştirilmesi için çok uygun. Sultan Suyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Malatya'da. Bölge halkı içinde son derece önemli bir ekonomik kurum olan işletme, 1984 yılından bu yana TİGEM'in bünyesinde. Duman Ali, Kars'a Vuran, Eyvah, Hastay, Bamka 3 gibi şampiyon atların yetiştirildiği işletmede kısraklar dişi ve erkek taylarla reforme atların yanı sıra aygırlarla özenli bir bakım içinde. Aygırlar at yetiştiriciliğinde son derece önemli. Bu Sultan Suyu'ndaki aygır tavlasında sıradan bir gün.
Sularını içip yemlerini yiyen bu aygırların işletmedeki sayısı 12. Özgün Han, Ateş Topu, Ufuk 1, Taysek Lavi ve diğerleri. Hepsi de son derece güçlü ve sağlıklı aygırlar. Buradaki özenli ve yorucu çalışmanın amacı, onların taylarının da en az bu aygırlar kadar hızlı ve güçlü olması. Yetiştirilen tayların yılda iki kez satışa sunulduğu Sultan Suyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün bünyesinde yaklaşık 250 baş Safkan Arap atı mevcut. Biz bugün dünyada atçılık açısından 12. sıradayız. 1 milyar avroyu aşan bir ciro var atçılığımızla ilgili. Ve gerek özel sektör, gerek bakanlığımızın Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, TİGEM'deki haralar buraya yoğunlaşmış ve Türkiye'deki atçılığı dünya standartlarında at yetiştiren bir faaliyet haline, bir ıslah faaliyeti haline dönüştürmenin çabası içerisindedir. At yetiştiriciliği elbette ki Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış bir kuruluş olan TİGEM'in yürütmekte olduğu çalışmaların sadece bir kolu. TİGEM, Türkiye tarım sektörünün en önemli girdilerinden olan sertifikalı tohumluk ve üstün vasıflı damızlık gibi materyallerin üretimi ve dağıtımı ana ekseninde de çalışmalar yürütüyor. Zaten kurumun vizyonu da stratejik değerdeki bitki, tohumluk ve damızlık üretiminde öncü, kalitesiyle rekabeti artıran, dinamizmi ve güvenilirliği yüksek kurum olmak. Kuruluşun Safkan Arap atı yetiştiriciliği konusundaki çalışmaları ise yüzlerce yıllık bir geçmiş ve deneyime sahip. TİGEM bu konuda kendi coğrafyasının da öncü bir kuruluşu. Bundan dolayı biz atalarımızdan almış olduğumuz bu mirası çok iyi teknolojiler kullanarak gelecek nesillere bırakmayı bir borç olarak biliyoruz. Çünkü bu bir mirastır. Bu mirası iyi bir şekilde bizim korumamız gerekiyor. Biz buna inanıyoruz. Tüm çabamız bu yöndedir. Bu taylar henüz birkaç aylık. Belki onlar da Caş, Kafkaslı, Hür Batur, Sergen ve daha pek çoğu gibi yarış pistlerinde efsaneler yaratacaklar. Çünkü soyları asil kanlardan. Onlar Baba Kuruş ve Baba Saad'ın torunları. Baba Kuruş ve Baba Saad, Türk atçılık tarihinde soy denilince akla gelen iki efsane. Bu iki at hiç yarışmamış ama onların soyundan gelen atlar geçmişte yarış pistlerinde fırtına gibi esmiş. Bugün de esmeye devam ediyor. Baba Kuruş ve Baba Saad 1932 yılında getirildi Türkiye'ye. Hem de Atatürk'ün talimatıyla ve 24 bin Fransız frangı karşılığında. Biri Suriye'den, diğeri Irak'tan gelen iki baba at, Baba Saad ve Baba Kuruş, Arap atçılığının ülkemizde kurulmasında rol oynayan iki önemli at. Baba Saad yaşadığı sürece 147, Baba Kuruş ise 151 tay verdi. Öldüklerinde ikisi de Türklerin at sevgisinin verdiği değerin bir göstergesi olarak Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne gömüldü. Onlar için birer anıt mezar bile yapıldı. Mezarları 60 yıldan fazla zamandır Karacabey'de. Osmanlı'dan bize çok ciddi bir miras kalmıştır. Cumhuriyete geldiğimizde Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyeti kurduktan hemen sonra atçılığa da el atmıştır. Bizim alanımızı ilgilendiren kısmı 1930'lu yılların başında Suriye'ye ve Irak'a ekip göndererek şu an burada bulunan atların dedeleri olan Baba Kuruş ve Baba Sad'ı talimatla getirterek TİGEM atçılığının çok ciddi bir aşama kat etmesini sağlamıştır. Günümüze geldiğimizde TİGEM Arap atçılığı içerisinde Türkiye'nin bir numaralı atçısı. Burada Baba Kuruş yatıyor. Bu atlar gelmişler Türk-Arap atçılığının kökünü, dalını, budağını
şey yapmışlar, meydana getirmişler. Bugün ise onların çeşitli sülplerinden bugüne kadar gelen Safgan Arap atları TİGEM'in sayesinde kalitesini ve vasfını koruyor. Sadece geçmişte değil, bugün de görenleri hayran bırakan şampiyon atların yetiştirildiği TİGEM'e bağlı işletmelerde üretim ve soyların ıslahı ile ilgili her şey titizlikle yürütülüyor. Hemen her yıl yapılan işlemlerle damızlık atlarla doğan taylar uzman teknik heyet tarafından inceleniyor. Atların ırk özellikleri, kan hattı, genetik kusurlar, beden yapıları, koşu performansları tek tek kayıt altına alınıyor. Böylece hangi kısrağa hangi aygırın verileceği ve damızlık olarak ayrılacak taylar da belirleniyor. At yetiştiriciliği söz konusu olduğunda baba aygır kan hatları ve kısrak familyalarına ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması son derece önemli. Çünkü atların da tıpkı insanlar gibi soy kütükleri var. Atların soy kütüğüne, bir anlamda nüfus cüzdanına verilen isim pedigree. TİGEM'e bağlı işletmelerde doğan her atın kütük bilgileri özenle tutuluyor. Soy, at yetiştiriciliğinde son derece önemli olduğundan, TİGEM'de modern teknolojinin olanaklarını bu yönde kullanmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Örneğin, at yetiştiriciliği yapılan 3 işletmede 2000 yılından bu yana kısrakların gebelik kontrolünde ultrason görüntülerinin alınması, uygulaması en sık başvurulan yöntemler arasında yer alıyor. Ayrıca aygırlar için oluşturulan sperma dondurma laboratuvarları da günümüz modern uygulamalarından biri. Türkiye'de atlarda suni dölleme yöntemiyle üretim TİGEM öncülüğünde yapılıyor. Bu yöntemde önce pedigriler yani soy kütükleri inceleniyor, sonra aygır ve kısrak arasındaki kan yakınlığı ve genetik kombinasyon açısından uygunluk kontrolleri tamamlanıyor. Şayet her şey kurallara uygunsa son olarak özel yetiştiricilere ait kısrakların tohumlanması mümkün oluyor. Bu uygulama TİGEM'in belirlediği sperma tarifeleri yoluyla bedellendiriliyor. 2005-2006 yıllarında başlatılan bu çalışma günümüzde de başarıyla yürütülüyor. TİGEM bu yolla sadece özel yetiştiricilere ait kısrakların tohumlanması değil, gerektiğinde dondurulmuş spermanın ihracı ya da aygırlara hastalık ve benzeri durumlarında aşım yaptırılması, farklı işletmelerdeki kısrakların kan yakınlıkları incelenerek tohumlanması ve de en önemlisi ülkemiz elinde bulunan dünyanın en geniş Safgan Arap atı kan yelpazesinden 48 ana, 12 baba kan hattından olan atlarımızın gen kaynaklarının korunması amacıyla yedeklenmesi gibi önemli görevleri de yerine getiriyor. Bu kan hatlarını korumak zorundayız. Bu kan hatlarının korunabilmesi için de modern teknolojiyi kullanmamız lazım. O da laboratuvarların, günümüz koşullarındaki laboratuvarların kurulmasıyla mümkündür. Karacabey'de bu laboratuvarımızı biz 2 yıl önce kurduk faaliyette. 1 milyon dondurulmuş spermanın muhafaza edebileceği bir laboratuvarımız var. Diğer işletmelerimizdeki aygırlarımızı da biz burada topladık. Çünkü ayrıca masraf yapmamıza gerek yok. Bu laboratuvar çok ciddi bir şekilde bu görevini yapmaktadır. İşletmeleri, bu işletmelerindeki modern uygulamalarının yanı sıra yüzyılları aşan deneyimiyle TİGEM, dünyadaki en önemli Safgan Arap atı yetiştiricilerinden biri. Yıllardan beri uyguladığı ıslah çalışmaları, kuruluşu dünya genelinde haklı bir üne kavuşturmuş durumda. Arap atının Türkiye'deki varlığı ve saf ırkının devamı bugüne dek TİGEM'in çalışmalarıyla doğru orantılı olarak gelişti. Çünkü atlar yüzyıllardır olduğu gibi bugün de insanoğlu için çok değerli. TİGEM bu alandaki uzun koşusunda tıpkı yetiştirdiği atlar gibi güçlü, hızlı ve başarılı olma azmiyle yoluna devam edecek. Asırlardır ettiği gibi.